Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi lezî hedana lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اِعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ Muhterem kardeşlerim, Allah'ın emri olan tefekkür, bizi Allah'a yaklaştıracak olan tefekkür, imanımızı öyle zirve yapacak ki Allah'ı görüyor gibi, biz Allah'ı görüyor gibi olamasak billah her an, Allah beni görüyor ya, biliyor ya, şu ufkuna bizi yükseltecek imani tefekkür. Ağacın kökleri gibi ağacımızı, ibadet ağacımızı sağlam yaptıracak, davaya hizmet meyvelerini mükemmel verdirecek olan imani tefekkür. Yüzlerce fazilete sahip olan imani tefekkür. Haftalardan beri hutbede buna farklı yönleriyle kısa kısa dikkat çekmeye çalıştık. Ve Kur'an-ı Kerim'de tefekkür meselesi anlatılırken bir de hem bizi Allah'a yaklaştıracak bir tefekkür olarak yaratılış gayemize göre bu alemde davranmaya sevk edecek bir tefekkür olarak hayatın faniliği üzerinde tefekküre dikkat çekilir. Yunus suresinde hutbenin başında okuduğum ayet-i kerime hayatın faniliğini anlattıktan sonra hayatın bu faniliğini de size geniş geniş anlatıyoruz ki ta sizler tefekkür edesiniz ifadesiyle tamamlanır. Değerli kardeşlerim, şurası muhakkaktır ki Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde Cenab-ı Hak bu aleme, hayatımıza bugün demiş, ölünce kabirle başlayan ebedi hayatımıza ise yarın ifadesini kullanmıştır. Vel tenzur nefsüm mâ gaddemet li gadin diyor. Her nefis yarına ne hazırladı, hazırlandı bir baksın. Bugün cuma, cumartesiye evinde, buzdolabında neyi hazırladı ona baksın değil. Yarın dediğinden maksat kabirden başlayan öbür alem, ebedi hayatımız. Demek ki dünya aslında bizim için bugün ve bir gündür.
Başka ayette ise öbür alemde Allah soracak bazılarına, yahu siz dünyada ne kadar kaldınız? Onlar diyecekler ki aşiyeten evduhahen, ya bir akşam vakti miydi yoksa bir kuşluk vakti miydi? İşte o kadar dünyada kaldık diyecekler. Ama mekanın ayrı bir boyutu olan zaman, Allah bu mekanları ne zaman yarattı ise ta o zamandan ebedlere kadar olan bu zaman dilimi içerisinde dünya hayatı bütün bunlardan da daha kısadır. Büyük imam, tahkikçi imam, İmam Rabbani der ki, dünya hayatının öbür aleme kıyası bir belki zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. Böyle yağmurlu havalarda, karanlıklı gecelerde bir şimşek çakar, parlar geçer. O muvakkat parlayıp geçen şimşeğin daima parlayan güneşe nispeti ne ise işte dünya hayatının da ahirete nispeti odur. Koskoca dünya hayatı bu kadar kısa olursa ya benim asrıma ve ömür hisseme düşen pay ne kadardır? Bunu öldüğümüz zaman, öbür aleme gittiğimiz zaman anlayacağız. Cenab-ı Hak bu hayatta iken bunu kavramaya, anlamaya muvaffak kılsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iyi anlayalım diye hayatın faniliğinde de tefekkür edelim ve dünya hayatına aldanmayalım. Yaratılış gayemiz istikametinde daim hareket edelim diye bizim anlayacağımız seviyede bize misaller verir. İnnemâ meselül hayâti dünya kemâin enzelnâhu minessemâ. Bilir misiniz dünya hayatı neye benzer? Dünya demiyor. Sizin yaşadığınız hayat, dünya hayatı neye benzer bilir misiniz? Ayet uzunca meseleyi tafsir ediyor. Zaten ayetin de sonunda kezalike nufassilul ayet, gerçekleri biz böyle geniş geniş anlatıyoruz diyor. Dünya hayatını Cenab-ı Hak anlayacağımız şekilde genişçe anlatıyor. Hani semadan sağanak sağanak yağmurlar iner. Ölmüş, kışın ölmüş topraklar baharda bir zümrüt yeşil haline gelir. Ve sonbaharın sonunda, ilkbaharda her taraf meyvelerle, hazrevatlarla, ekinlerle, bağlarla, bahçelerle dolar. Ve o bağların sahibi zanneder ki artık ben bu hayata malikim, bahara malikim, baharda elde edilen Allah'ın verdiği nimetlere malikim der. Allah'tan yüz çevirir bahara. Gaflet içinde yaşar dalar dünyaya. Ve böylece deve kuşu gibi başını dünya meşgalesine sokmuş, yaşayıp giderken hiç ummadığı bir anda etehe emrune leylen evnehara. Gece mi olur, gündüz mü olur? Gecenin veya gündüzün herhangi bir miktarında mı olur belli olmaz. Ansızın belamız başına geliverir. Hayatını kaybeder, ölür veya servetini kaybeder, bir belaya maruz kalır. Böylece sanki hiç bahar görmemiş, hiç hayat görmemiş, hiç varlık görmemiş, hiç sıhhat görmemiş veya servet görmemiş hale geliverir. Ve böylece varlık içinde darlığa, varlık içinde yokluğa mahkum olur. Ve Cenab-ı Hak sonunda diyor ki, hayatın faniliğine dikkat çekerek كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. Düşünebilen, kafasını çalıştıran, fikredebilenler için biz ayetlerimizi işte böyle geniş geniş anlatıyoruz. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ. Halbuki Allah sizi Darüsselam'a davet ediyor. Dünyaya değil, dünyayı da vesile yapacaksınız. Vesile yaparak Allah sizi Darüsselam'a davet ediyor.
Darüsselam'a herkes girebilir mi? Herkes böyle bir hidayet yoluna, cennete giden yola sülûk edebilir mi? Ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırât-ı müstakîm. Allah istediği kimseleri sırat-ı müstakime hidayet eder. Öyleyse Allah'a dayanın. Allah'tan isteyin. Allah'a dua dua yalvarın. Allah'ın sair emirlerine itaat edin. Nehilerinden iştinab edin ki fiili keyfiyetinizle de hidayeti Allah'tan isteyin. Ama başını deve kuşu gibi dünya kumuna sokanlar, ha şu işi de yapayım tamam, şu evimi de yapayım tamam diyerek tamamlanmaz. Bunlar bitmez. Her bir hamle mitoz çoğalma gibi işi ikiye böler. Ha şunu da yapayım, 4 oldu, 10 da yapayım, 8 oldu. Dünya işleri hiçbir zaman bitmez. Eğer böyle yaparsanız siz gaflettesiniz. İşte Allah böyle insanları asla hidayet etmez manasında. Vallahu yed'u ile deriselam ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Böyle insanların firavunlaştığı, nemrutlaştığı, şeddatlaştığı bir dönemde Hazreti İbrahim aleyhisselam herkesin aşık olduğu dünyaya bakıyor. Yıldızlara bakıyor, battı gitti. Güneşe bakıyor, battı gitti. Ay'a bakıyor, o da battı gitti. Batıp gidenler benim ilahım olamaz. Faniler, zailler, kendi dertlerine derman olamayanlar, kendilerini ayakta tutamayanlar, benim içimde ebed ebed diye bağıran dertlerime derman olamazlar manasında. Felemme efele kale la uhibbul afilin diyor. Ben batıp gidenleri sevmem. Ve faniyattan böyle yüz çevirince bakiyata dönüyor. Ve döndüğü zaman da şu ufka yükseliyor. İnni veccehdu vecihiye lillezî fatara semâvâti vel arda hanife ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü, fıtratımı, yönümü semavat ve arzı yaratan Allah'a tevcih ettim. Ben müşriklerden değilim diyor. Faniyattan yüzünüzü çevirmeden bakiyatı bulamazsınız. Dünyevi meşgaleler sizi aldatır. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit, daim zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzelen hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçtim. Evet, şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider diyen Bediüzzaman Hazretleri öyle yaşamasına rağmen böyle aldandığını ifade ederse var sen ötesini, kendimizi, kendi durumumuzu derinden derine bir muhasebe edelim. Değerli kardeşlerim, ihlası kazanabilmek için rotamızda daima dümdüz ok gibi sırat-ı müstakimde gidebilmek için sık sık hayatın faniliği üzerinde tefekkür etmemiz ve kendimizi rot balans ayarımızı iyi yaparak kendimizi istikamete salmamız ve istikamete seyri sülûk-u ruhani içerisinde manen Allah'a ulaşmamız ve yaklaşmamız ancak bu şekilde olacaktır. Yığın yığın dünyevi meşgalenin başımıza bela olduğu böyle bir dönemde, başkalarına bakarak görenek belalarıyla kendimizi dünyaya saldığımız böyle felaketli bir asırda Cenab-ı Hak bizleri, ehli imanı, siz şuurlu, basiretli kardeşlerimizi sık sık hayatın faniliği üstünde tefekkür ederek o gerçek istikameti bulanlardan eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam
Ve izâ kuri'el-Kur'ânu festemî'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenüttakullâhe vel tenzur nefsüm mâ gaddemet ligadin. Sadakallahu'l-azîm. Barakallahu lenâ ve lecemîn.